Merhaba. Desta yazılım tarafından hazırlanan bu videoda SolidCAM 2015 ile tüm yüzeylerde eşit adımlı işleme, yani 3D kenar ofseti nasıl yapılır sorusunun cevabını bulacaksınız. İşler frezlemekle HSM yani finish menüsünü açıyorum. Bu menüden 3D kenar ofseti işleme. Resimde de bana nasıl bir işlem yaptığını gösteriyor. Hedef modelimi otomatik olarak seçti. Takımımı seçtim. Küresel bir takımla bu işlemi gerçekleştirmek istiyorum dedim. Bilgisinden devir ve ilerlemelerini girebilirim. İşleme sınırlarından otomatik olarak bütün bölgeyi işletebilirim. Veya kullanıcı tanımlı sınır diyerek sadece belli bir bölgeyi işletebilirim. Burada bu operasyonu ele alalım. Kullanıcı tanımlı sınır dedim. Yeni dedim. Ve buradaki bölümü göstererek istersem tek tek tıklayarak veya otomatik sabit Z diyerek tüm alanı seçmesini isteyebilirim. Eğer farklı bir zincir göstermek istiyorsam hayır diyerek menüden çıkabilirim. Bu menünün ardından pasolarımı belirtebilirim. Duvarda talaş bırakmasını istemiyorum. Tabanda da talaş bırakmasın. İşleme toleransını belirledim. İstersem ek talaş verebilirim. Maksimum girebileceği bir açı vererek takımın kırılmasının önüne geçebilirim. Örneğin 20 dereceden fazla olan derinliklere, 20 dereceden fazla olan pasolara girme şeklinde bir belirleme yapabilirim. Pasolardan toleransımı belirtebilirim. Yataylardaki aşağı adımlama seçeneğimi belirleyebilirim. Dikey yüzeylerdeki aşağı adımlama seçeneğimi belirleyebilirim. Offsetle sınırlamalar yapabilirim. İstersen belli bir Z seviyesine kadar işlem gerçekleştirebilirim. Çift yönlü veya tek yönlü kesimler tanımlayabilirim. İstediğim noktalardan başlayıp istediğim noktalarda bitirebilirim. Helis veya dik girişler gerçekleştirebilirim. Kaydet hesapla dediğimde hesaplama işlemim başlamış olacaktır. Hesaplama işlemim tamamlandığında takım yollarımın formlara göre her yerde eşit adımlarla gittiğini görüyorum. İstersen bunu katı simülasyon olarak da görebilirim. Tüm bölgelerde eşit adımlar uygulayarak parçamın işlemesini gerçekleştiriyor. Burada alanlarla istersek oynayabiliriz. Takımın sadece içeride hareket etmesini sağlayabiliriz. Veya dışarıdaki yüzeyleri de işlemesini isteyebiliriz. SolidCAM 2015 ile tüm yüzeylerde eşit adımlı yani 3D kenar ofseti işleme nasıl yapılır isimli videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.